Değerli izleyiciler, Türkiye'den mutlaka Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi üyelerinden olan Adıyaman merkeze bağlı Resip Köyü muhtarımız Şerif Akgöl ile il merkezinde valinin yan tarafında röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet muhtarım. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Daha önce sizin o bölgeye gelmiştim. Sizin eski muhtar kaza yapmıştı. Doğru mu efendim? Doğru. Trabzon tarafında, Karadeniz tarafında. İyileşti. Doğru mu efendim? İyileşti. Evet. Allah sağlık, sağa da afiyet versin. Hizmet bayrağını şimdi siz aldınız. Evet. Karşınıza kaç aday çıktı? Biraz sessiz konuşalım. Dört aday çıktı. Dört aday. Evet. Güzel nasip oldu. Sağ olsun. Köyümüzün. Seçimlerde vaatlerde bulundum. Beni muhtar seçerseniz köyümüzün şu hizmetlerini tamamlayacağım diye. Köye şöyle vaatler bulmuştum. Eğer ayırmışsa olsun bizim için köyümüz için. Başarılı olacaksam sanırım. Başarılı olacaksam yani. Evet. Nasip olsun. Nasip olsun yoksa. Nasip olmasın dedim. Hayırlısıysa demişler. En güzel cümleyi kullanmış arkadaşlar. Onu da belirtelim. Yani hayırlısıysa olsun. Bir köye hizmet yapabileceksek olsun. Değil mi efendim? Öyle. Amacımız ne? Köylere hizmet yapılmasını sağlamak. Efendim köyümüz il merkezine kaç kilometre mesafede? 18 kilometre. 18 kilometre. Çarşıdan oraya. Evet. Şehir çıkışında 15 kilometre. Şehir çıkışında 15 kilometre. Evet. Onu baz alıyoruz zaten. İl merkezine giriş. Önemli. 15 kilometre. Evet. Nüfus ne kadar? Kaç hane muhtarım? Hane 200 civarında. 200 hane mi var? Evet. Maşallah. Büyük bir köymüş abi. Büyük bir köy. Nüfus ne kadar muhtarım? Nüfus 2000'e yakın. 2000 nüfus var. En büyük köy sizin mi o zaman Adıyaman? Evet. Hocam en büyük köy. Evet. Versene muhtarım sen. Birçok, 2000 nüfuslu birçok ilçe var arkadaşlar. 2000 nüfusundan az birçok ilçe var. Onu ben diyeyim. Doğru mu efendim? Tütün meselesi. Yani düşünce gün çok önemli. Ya yani tütünde kota konmasından dolayı doğru evet, mu? Tütüne. Yoksa bizim 800-900 nüfusun şeyi vardı. Seçmenimiz vardı. Evet. Bunlar da 15 senemiz. Evet. Arkadaşlar şimdi ne istiyor? Vatandaşlarımız tütünde ne istiyor muhtarım? Tütün biz istiyoruz ki tütünümüz bir vergi koysun. Diyelim çelik altı yıldıklar. Kelimlik yetiştirdiği tütünü ne kadar tutun yetiştirdiğimiz var. 2 ton. 2 ton. Bayağı bir ton. Vergisini alsın ama serbest satsın. Doğru mu efendim? Tabii serbest satsın. Sağda solda yakalanmasın. Bizim 10 gün önce bir genç çocuk götürmüş. Ceyhan'ı 240 kilo yakalattırmış. Evet. Zaten onu kaldıracağı sene 240. Evet. Arkadaşlar işte Adıyaman milletvekili bu dönem Ahmet Aydın'la da Simit Sarayı'nda geçen 2018 ya da 2017'de röportaj yapmıştı. Yine tütün o zaman Adıyaman'ı daha çok gergindi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasına vesile olduk. Hep tütün tarlalarında tütün takarken vatandaşlar çalışırken hep gündeme getirmiştik. Yani Adıyamanlı kadar ben de üzüldüm. Çünkü vatandaşların burada tek geçim kaynağı, can damarı. Doğru mu efendim? Doğru için. Yani genç arkadaşımız bak orada yakalanmış bir de kaçakçılığa giriyor. Doğru mu efendim? Evet. Onun için biz tütünün, vatandaşlarımızın tek isteği Adıyaman'da tütünün vergisini biz ödeyelim diyor, satışımız serbest olsun. Tamam. Doğru mu efendim? Evet. Yani vatandaşlarımız işte bir gün önce de yine tütün tarlasında Mesnan muhtarımızla röportaj yaptık. Evet. Yine 2-3 gün önce yine Malatya Doğanşehir'de Kurucova muhtarımızla tütün tarlasında röportaj yaptık. Ya Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızın derdi aynı ama Adıyamanlı'nın işte diyor ki bu benim kızımın şeyizidir, askere giden evladımın harçlığıdır. Doğru mu efendim? Evet. Yani oğlumuzu evlendireceğiz, onun evinin masrafıdır. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Onun için mutlaka biz bu konunun, şimdi devletimizin ziraat mühendisleri var. Atıyorum işte Şerif muhtarımın 5 dönüm yeri var. 5 dönüm yerden kaç dönüm tütün çıkar? Devlet ziraat mühendislerimiz biliyor. Doğru mu efendim? Vergisini alsın, abi. Rahat bir şekilde pazarlasın. Abi. Diyoruz, işte Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracılığıyla tüm halkı Adıyaman'ı ilgilendiren bir konu gündeme getirdiği için Şerif Akyol muhtarıma da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Rezip Köyü halkının da muhtarımı desteklemesini istiyoruz. Biz 5 yıl boyunca muhtarımızın yanında olacağız. Devamlı görüşeceğiz inşallah, onu da belirtelim. Efendim köy odası, muhtarım odası var mı? Köy odası var. Yani taziye evlerimiz var. Zaten. Çok güzel, evet çok şükür en azından. Tütünden bir şey bahsedeyim. Biraz. Buyurun efendim, buyurun efendim. Şimdi bizim gençlerimiz köyde 20-25 sene yaşıyor. Evet. Sanat yok, meslek yok, meslek tütün. Evet. Tütünde kesilince şehre gelmiş, perişan. Evet.
Meslek olmayınca? Meslek olmayınca şey yapacak bir şey yok, aç kalır. Aç kalır abi. Aç kalıyor ve perişan oluyor. Oluyor. Biz istiyoruz ki bizim gençlerimiz şöyle gelmek isteyen gelsin ama köyde de kalsın bizim gençlerimiz. Tabii köyler boşalmasın diyoruz. Tüptün devam ederse, yani biz tüptün serbest bırakıp ideal bir duruma getirmişse, bizim gençlerimiz köyde de kalır, biz oradan huzur buluruz. Evet, abi, köyler canlanır, doğru mu efendim? Milletvekillerine sesini vermek istiyorum Ahmet Bey. Evet. Evet. İktidar muhalefet demeden. Evet, bütün Adıyaman il milletvekilleri buna sahip çıkmalı, kucaklamalı. Evet. Muhalefet milletvekilimiz, bizim bölge milletvekili. İstiyoruz bunlar. Evet, Abdurrahman Türker mi? Sizin bölgeniz mi? Hayır, Abdurrahman Türker. Ahmet Bey. Evet. O ilgileniyor zaten. Ben yine ilgilenmesini istiyorum. Evet, yani 50 kilo şeyi geldi, onun kaldırılmasını istiyoruz biz. Yani 50 kilo çok az arkadaşlar. Yani vatandaşımız, yani iki dönüm yeri var. Hep o bölgeleri gezdim çünkü toprak yok. Hep kırsal bölge. Adam ufak bir düzlük bulmuş, düdün ekmiş. Doğru mu efendim? Yani 500 metre bir dönüm ya var ya yok. Tek geçim kaynağı bir. Onun için biz bu Adıyaman'da işte bu genç arkadaşımız mağdur olmuş şimdi. Doğru mu? 240 kilo yakalanmış. Biz bunun kaldırılmasını istiyoruz. Devletimize vergisini ödesin, devletimiz de kazansın, vatandaşımız da kazansın, Adıyaman'ımız canlansın. Adıyaman'ın işte tek derdi tütün arkadaşlar. Onun için tütünün zincirlerinin prangasını bırakılmasını istiyoruz. Tamam. Doğru mu efendim? Evet. Yani şu anda tütüne prangalar vurulmuş. 50 kilo pranga, 50 kiloyu geçersen hemen yakalanıyorsun. Evet. Onun için Adıyaman tütününün prangaları bırakılmalı diyoruz. Evet. Evet. Ahmet Bey de beklentimiz bu. Yapacağına inanıyorum ben. Ahmet Aydın kardeşimiz çok değerli bir milletvekilimiz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği de yaptı biliyorsunuz. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz Salih Bırakan'a. Adıyaman'ın sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. İki milletvekilimiz de bize teşekkür etmişti halkın sorunlarını tüm dünyaya yetkililere duyurduğunuz için. Size de Adıyaman'ın genel sorunlarını dünyaya duyurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.